bu akşamki misafirimiz Megane 4 ikon paket. Şimdi bu araçta öncelikle Joytouch ikon hepsini açılan özellikleri göstereceğim videonun başında. Sonra içeride ikon yani ekranlı kısımda neler açılıyor onu göstereceğim. Aslında videolarımız vardı kanalda ama arkadaşlar artık Türkiye geneli İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum, Samsun, Trabzon, Hatay, İzmir birçok ilde şubemiz var, 25 ilde. Gelemeyen arkadaşlar için Ankara'ya uzaktan da artık açıyoruz. Onun için bu videoyu hem revize edeyim hem de bazı eksikleri göstereyim istedim. Şimdi bakın normalde kumandadan şimdi kilitliyorum. Bakın ledlerimin parlaklığı çok arttı. Aynı zamanda kapanırken animasyonlu yandı. Açtığımda da ister eller serbestle açılsın ister elle açayım. Bakın çakarak açıldı. Maksimum gücü ulaştı. Şimdi arka tarafı göstereyim. Buna biz animasyonlu led açılış kapanışı diyoruz. Şöyle aracım kilitlendi. Ledlerim çakarak kapandı ve açılışta yine çakarak açılıyor. Maksimum gücü ulaşıyor. Şimdi ışıklardan devam edelim. Aracı çalıştıralım size zahmet. Bakın normalde far açınca ledler kısılıyordu. Artık kısılmıyor. Kısılmayacak hale getirdik abi. Sağa sola çevirelim. Bakın dönüşe duyarlı sistemimiz. Diğer tarafa çevirelim. Düzleyelim. Sinyal verelim bir tarafa. Sinyal de destekliyor. Diğer tarafa sinyal verelim. Düzleyelim. Geri vitese takalım. Geri vitese de çiftsiz farıyla çevre aydınlatma yapıyor. Tamamdır. Şimdi sıfıra alalım farları. Sinyal verelim. Bakın sinyal verdiğimiz tarafın gündüz dedi kapandı. Sinyalin görünürlüğünü arttırdı. Bu tabii gündüz vakti böyle olur. Akşam zaten farlar yanacak olmaz. Diğer tarafa sinyal verelim. Tamam. Buna da Audi stilinde sinyal verici gündüz dedi sönmesi diyoruz. Aracımız kilitli. Aynalar kapalı. İşte hırsız camı kırıp kapıyı açarsa ya da maymuncukla kapıyı açarsa araç dörtlülerle uyarı verecek. Kapıyı içeriden açabilir misiniz? Bakın 5 saniye sonra araç dörtlülerle uyarı veriyor. Bir müdahale edildiğini gösteriyor. Bu 1-2 dakika sonra söner ya da kumandanın açma tuşuna basarak bunu iptal edebilirsiniz. Kapıyı kapatalım tekrar. Şimdi normalde şurada bir far açma tuşumuz var. Bakın farları açar, kapatır. Buna uzun basınca dörtlüleri yakacak şekilde kodladık. Buna da yabancılar panik button, panik tuşu diyorlar. İşte far açma tuşuna böyle bir panik tuşu eklemiş olduk. Şimdi uzun anlatmayacağım ama şöyle bir özellik var. Araç kilitli diyelim. İşte balkondan diyelim kapıları açtınız şöyle. Ama biri gidip kapıyı açmazsa 1 dakika içinde geri kilitleyecek. Bu normalde anahtarlı Renault'larda var ama kartlı Renault'larda yok. Onu da kodlamış olduk. Yani atıyorum uzaktayken yanlışlıkla açma tuşuna basarsanız ya da balkondan açarsanız kişi gidip almayı unutur bir şeyi. Kapıya dokunmasa kapılar otomatikmen geri kilitlenecek. Onu da göstermiş oldum. Aracın içinden devam ediyoruz. Araca yaklaştık. Kapılarımız açıldı. Şimdi Arlink ekranda bakın normalde şu kadranda araç simgesi yoktu. Talismanlarda var, kalcanlarda var ama Megane 4'te yok. Hem araç karşılama geldi kadrana hem de şuraya ARES animasyon geldi. Aracı çalıştıralım size zahmet. Şöyle aşağı doğru ilerleyeyim. Bu araçta şimdi şurada yorgunluk takibi olduğu için bakın. Yorgunluk algılama uyarısı olanlar da şuraya yorgunluk algılama çubuğu getiriyoruz. O uzun yolculuklarda doluyor. Kadranımız 220 ile 260 yaptık. Yani 250 artı 10 taksimatlı. Lastik basınçları şöyle vardı ama şöyle göstereyim. 2.2.2 idi. Onu da 32-33 işte burada 36 görünüyor şu anda. PSI haline getirdik. Bir de sol tarafta bakın derecemiz geldi. 6 derece dış ortam sıcaklığı. Bir de geri vitesi takar mısın ustasından zahmet? Bakın geri viteste park sensörü bilgisi geldi kadrana. Normalde teyipte vardı. Şimdi kadranda da var. Daha güzel kullanışlı oldu. Şimdi şurada yol yardımında geliştirilmiş antipatinaj özelliği var. Kış mevsimindeyiz şu anda. Bu expire'e bastığınızda bakın ekrana da expire modu devrede dedi. Bu ne demek? İşte yağmurda çamurda araç saplanırsa bir yerde antipatinajı kapatmak isterseniz expire moduna basınca antipatinajı kapatıyorsunuz. Motor tam güce geçiyor. O zaman da işte bir yerden çıkmak istediğinizde daha kolaylık size sağlayabilir.
Ama Renault bunu güzel ayarlamış. 40 km hızı geçince otomatik expire geçiyor. Yani antipatinaj yine devrede oluyor. Burada multisense tuşumuz var. Şöyle göstereyim. Buna basıp sport moda geçiyoruz. Suni motor sesini göstereceğim. Araç. Motor ses tasarımı. Şu mavi arabada çalışır bu arkadaşlar. Şöyle getireyim. Bir gaza basabilir miyiz size zahmet? Bakın. Bu şimdi suni motor sesi var hali. Kapatıyorum. Bir de böyle bas üstte. Bakın. Burada düz bir motor sesi var. Bu şekilde hareket edince daha güzel oluyor. Bu böyle hani gazın tepkisine göre ses değişiyor. Şimdi şöyle bu açıkta dursun. Şimdi flash diskten video oynatır bu araçlar ama hareket edince durur güvenlikten dolayı. Ama biz hareket edince durma sınırlamasını kaldırdık. Bunu da tabii ki yolcular için yapıyoruz, şoför için değil. Çünkü bir tehlike oluşturmasın diye. Şuradan meşhur şarkımızı bulmuştum ama. Gönül daha, evet şunu açalım. Şöyle sesi açabilir miyiz biraz üstad? Tamam. Bir de hareket edince bu video artık durmayacak. Flash diskten video oynatmalı bu. Sesi sonuna kadar açar mısın üstad? Açın açın sonuna kadar. Bakın şu. Tamam. Bu son ses seviyesini de artırmış olduk. Bazılarında yani birçok Megane 4 ikonda bu son ses seviyesi düşük. Onu da artırmış olduk. Söylemediğim özellik kaldı mı bilmiyorum. Her şeyi anlatmaya çalıştım. Yerimizi de göstereyim arkadaşlar. Biz Ankara Balgat Çankaya'da One Way'deyiz ama Türkiye geneli 25 ilde şubemiz var. Şöyle uzun uzun anlatmayacağım. Her marka modeli farklı farklı özellikler açılıyor. Şurada Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçları özellik açıyoruz. Videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından dediğim gibi işte Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana, Urfa, Hatay, Samsun, Trabzon, Çanakkale birçok ilde şubemiz var. Aracınız özel broşür ve video isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.